Bugünkü dersimizde Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı anlatacağım Zeynep. Hüseyin Rahmi Gürpınar Seretun'un döneminin bağımsızlarındandır. Hüseyin Rahmi Gürpınar ile Ahmet Rasim Seretun'un bağımsız yazarlarıdır. Onları anlatacağım ben şimdi sana. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı şıp sevdiği utanmaz adam Hüseyin'den hatırlayacağız. Şıp sevdiği utanmaz adam Hüseyin, evin mürebbiyesi Gülbahar Hanım'a der ki metresim olacaksın der. Metres. Evin mürebbiyesi Gülbahar Hanım'a der ki metresim olacaksın der. Yoksa seni işten kovarım der. Gülbahar Hanım da namusla açlık meselesi arasında kalır. Namusla açlık meselesi arasında kalır Zeynep. O zaman der ki tamam kabul ediyorum ama benimle evleneceksin sonra der. Benimle evleneceksin der. Daha sonra bunlar şıp sevdiği utanmaz adam Hüseyin ile Gülbahar Hanım kuyruklu yıldız altında bir izdivaç yaparlar. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç yaparlar. Çok şık bir izdivaç olur. Çok şık bir izdivaç olur. İlerleyen saatlerde birden ortaya cadı çıkar. Gulyabani çıkar. Cadıyla Gulyabani şıp sevdiği utanmaz adam Hüseyin'i korkutuyorlar. Şıp sevdiği utanmaz adam Hüseyin korkup kaçarken gür bir pınardan atlıyor. Hüseyin gür pınar. Hüseyin gür pınardan atlıyor. Ve cehennemlik oluyor, cehennemlik. Zeynep bunlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleriydi. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleri şıp sevdiği, utanmaz adam, mürebbiye, Gülbahar Hanım, metres, namuslaştık meselesi, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, şık, cadı, gulyabani, cehennemlik. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sor Zeynep. Hocam şıp sevdiği bir sakız markası değil miydi? Evet Zeynepciğim bu şıp sevdiği bir sakız markasıydı, doğru. Ama buradaki sakız değil tabii ki. Bunun türü roman Zeynep. Şıp sevdiği roman. Roman. Yazıyorum şuraya. Roman bunun türü. Şıp sevdiğinden ne anlatılıyor biliyor musun peki? Hayır. O zaman anlatayım sana. Şıp sevdiğinin asıl adı Alafranga. Alafranga'dır. Alafranga asıl adı. Şuraya yazıyorum. Asıl adı Alafranga. Ama tabii o dönemde Alafranga olarak basılmamış. Şıp sevdiği olarak basılmıştır. Alafranga ise o zaman burada yanlış batılaşma vardır diyebilir miyiz? Alafrangalık yani yanlış batılaşma. O zaman burada yanlış batılaşma vardır diyeceğiz. Bir de kahramanlarımızı soruyorlar. En son 2016'da Şıp Sevdi'den bahsettiler. Şıp Sevdi 2016 LYS sorusunda vardı. Karşısında Aliye'yi vermişlerdi. Yani Şıp Sevdi'deki karakteri istiyorlardı bizden. Ama Şıp Sevdi'de Aliye yoktu tabii ki. O şık yanlıştı. Şıp Sevdi'de kimler var peki biliyor musun? Hayır hocam. O zaman söylüyorum Zeynep. Şıp Sevdi'de Meftun var. Kahramanımız Meftun. Kasım Efendi. Kasım Efendi yazıyorum buraya. Bir de kızı Edibe var. Edibe. Edibe. Yani Meftun vardı. Kasım Efendi var. Bir de kızı Edibe var. Asıl adı neymiş? Alafranga işte bize bunu soruyorlar. Peki şıkın türü ne hocam? Şık da bir roman Zeynep. Şık da roman. Şıkta ne anlatılıyor biliyor musun? Bak şuraya bir ok işareti yapalım. Şıkı anlatayım sana. Şıkta Madame Potiche var. Madame Potiche. Şık için anlatıyorum bunu. Bak buraya bir ok yaptım. Madame Potiche. Bir de Şatırzade Şöhret Bey var. Şatırzade Şöhret Bey. Anlatacağım şimdi. Madamlar, bizim kültürümüzde madam var mı? Hayır. Hayır. Bunlar batı tarzı değil mi? Evet. Bu eski Türk filmlerinde madamlar var, matmazeller var. Hatırlıyor musun? Bunlar genelde çok şık giyiniyorlar. Eve geliyorlar, çatal bıçak tutmayı öğretiyorlar, yürümeyi öğretiyorlar. Güzel konuşmayı öğretiyorlar. Madamlar daima çok şık giyiniyor. Değil mi? Öyle yapacağız o zaman. Bunu tekrar edeceğiz. Madame Potiche, madamlar çok şık giyiniyordu. Madame Potiche şık. Madame Potiche şık. Madame Potiche şık. Tekrar ediyoruz ki aklımızda kalsın. Peki kuyruklu yıldız altında bir izdivacı duydun mu? Duymadım hocam. O zaman onu da anlatayım sana. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaçta kahramanlarımız İrfan Galip. İrfan Galip. Bir de Feriha Davut. Feriha Davut. Halley kuyruklu yıldızının
yeryüzüne çarpacağı söyleniyor. İrfan Galip bununla ilgili konferanslar düzenliyor. Beyoğlu'nda, Aksaray'da bununla ilgili konferanslar düzenliyor. Feriha Davut'la tanışıyorlar. Aralarında sonra bir mektuplaşmalar başlıyor. Ve Halley kuyruklu yıldızının göründüğü gece Halley kuyruklu yıldızının altına bir izdivaç yapıyorlar. Yani konusu bu. Şıp Sevdi romanımız önemliydi. Şık romanı önemliydi. Kuyruklu yıldız altında türü roman önemliydi. Onu bileceğiz. Bir de Zeynep Mürebbiye, onu bilmemiz lazım. Mürebbiye romanı. Onun da türü romanı, türü roman. Mürebbiye'de de Parisli Angel var. Şuraya yazıyorum bak. Parisli Angel. Parisli Angel var. Bir de Dehri Bey var. Dehri Bey. Dehri Bey Parisli Angel'i eve mürebbiye olarak alıyor. Mürebbiye evin yardımcısı yani. Mürebbiye olarak alıyor. Sonra Parisli Angel. Bu kötü kadın. Bu Parisli Angel. Dehri Bey'in oğlunu, damadını yani herkesi sırayla yoldan çıkartıyor. Bozuyor diyelim, tamam mı? Yoldan çıkartıyor. Parisli Angel, Dehri Bey. Anlaşıldı mı? Evet. Hocam Hüseyin Rahmi sadece roman türünde mesela varmış. Yok. Sadece romanları yok. Tabii ki tiyatroları var. Örneğin ben sana bunu da anlatayım. Madem sordun. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gülbahar Hanım adlı tiyatrosuyla edebiyata girmiş. Örneğin 12 yaşında Gülbahar Hanım adlı tiyatroyu yazmıştır. 12 yaşında yazmıştır. Türü neymiş Gülbahar Hanım'ın? Tiyatro. Tiyatro ya da oyun diyeceğiz yani. 12 yaşında edebiyatçı olmuş bu adam Gülbahar Hanım'la. İlkokul kaçtaydın sen Zeynep 12 yaşındayken? 5'te miydin acaba? 5. 5 veya 6. Yani 7 yaşında başladıysan 5 artı 7, 12. İşte sen ilkokul 5'teyken Hüseyin Rahmi Gürpınar edebiyatçı olmuş. Olaya bak. Sen neredesin, o nerede? Evet. Zeynep, Hüseyin Rahmi Gürpınar Ahmet Mithat'ın devamıdır. Tamam mı? Namık Kemal geleneğini veya Ahmet Mithat diyelim, Ahmet Mithat geleneğini sürdürüyor. Ahmet Mithat geleneğini sürdürür. Şöyle yapalım. Geleneğini sürdürür diyorum. Ahmet Mithat geleneğini sürdürür. Ahmet Mithat'ı biz Tanzimat döneminde işlemiştik. Tanzimat'ın birinci döneminde işlemiştik. Hatırlarsan Tanzimat'ın birinci döneminde Ahmet Mithat sanat toplum içindir anlayışına uygun eserler veriyordu. O zaman Hüseyin Rahmi Gürpınar için de diyeceğim ki sanat toplum içindir anlayışına bağlı. Sanat toplum içindir. İçindir. Ahmet Mithat geleneğini sürdürüyor. Peki Ahmet Mithat'ın romanlarını hatırlıyorsun. Ahmet Mithat'ın romanları teknik açıdan kusurluydu. Çünkü Tanzimat romanı bu. Teknik açıdan kusurlu. İlk defa biz roman görüyoruz Tanzimat'ta. O zaman Ahmet Mithat'ın devamıysa Hüseyin Rahmi Gürpınar için ne diyeceğim? Romanları teknik açıdan nasıldır? Kusurludur. Teşekkür ediyorum Zeynep. Romanları yazıyorum şuraya. Romanları teknik açıdan kusurludur. Kusurludur. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanları teknik açıdan kusurludur. Hüseyin Rahmi Gürpınar ile Ahmet Rasim, Servet Uğur'un bağımsızlarıdır. Bunlar İstanbul'un arka sokaklarındaki insanların hayatını anlatıyorlar. İstanbul'un arka sokaklarındaki yani orta halli ve fakir insanların hayatını anlatıyorlar. Daha çok Hüseyin Rahmi Gürpınar evlerini anlatır. Bunu da yazayım mı buraya? İstanbul'daki arka sokaktaki insanların, orta halli insanların hayatını anlatır. Ahmet Mithat'ın devamıdır. Bunu iyi bilmemiz lazım. Yani Ahmet Mithat için soruyorlar, Hüseyin Rahmi Gürpınar için de tabii bu ifadeler geçiyor. Diyorlar ki halk için roman yazma geleneğine katılmıştır. Halk için zaten aynı şeyler, dikkat ettiysen aynı maddeleri devam ettiriyoruz. Halk için ifadeler değişebiliyor. Halk için roman yazma geleneği, yazma geleneğine katılmıştır. Şimdi çok uzatmayayım orayı. Hüseyin Rahmi Gürpınar için tabii ki en önemli bana göre 2013 sınav sorusuydu. Sordular. Bence de en önemlisi bu. Şunu bilmemiz lazım. Hüseyin Rahmi Gürpınar naturalisttir. Naturalizm akımından etkilenmiştir. Türklerin Emil Zola'sı diyorlar. Bunu kim diyor biliyor musun? Kim? Her yerde geçmez bu. Bunu ben söylüyorum. Bunu Abdülhak Hamit Tarhan söylüyor. Türklerin Emil Zola'sıdır. Türklerin Emil
Zola, Emile Zola. Emile Zola, naturalizmin dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Türklerin Emile Zola'sı diyorlar Hüseyin Rahmi Gürpınar için. Hüseyin Rahmi Gürpınar naturalizm akımından etkilenmiştir. Tabii ki realizm ve naturalizm var. Realizmden etkilenmiştir. Naturalistler şuna önem veriyorlar. İnceden inceye araştırıyorlar her şeyi. Tahlil etmeden bir şey yazmıyorlar. O zaman tahlil sözcüğünü görürsem eğer tahlil, şöyle bir ok çekiyorum buraya. Tahlil sözcüğünü görürsem veya deney yapıyorlar. Deney, deneysel roman yazar işte Hüseyin Rahmi Gürpınar. Deney görürsem, tahlil görürsem, deney ve tahlil nerede yapılır? Nerede yapılır? Şuraya bir ok çekeyim. Laboratuvarda yapılır. Laboratuvar. Bu arada yazım yanlışlarına da dikkat ediyoruz. Laboratuvar. Laboratuvarda yapılır. O zaman laboratuvar görürsem, tahlil görürsem, deney görürsem naturalizm yapacağım. Naturalistler hayatı bütün çirkinliğiyle anlatır. İnceden inceye araştırıp soruştururlar. Anlaşıldı mı? Evet. Hüseyin Rahmi Gürpınar anlattım ben size. Oldukça ayrıntılı anlattım ve bayağı sürdü. Teşekkür ediyorum dinlediğin için Zeynep. Sormak istediğin bir şey var mı? Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşürüz Zeynep.